Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm. Herkese sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Biraz bu kısımda e, hafif potpori yapacağız. Nasıl potpori yapacağız? Bir oradan bir buradan konuşacağız inşallah. İlk nereden başlasam bilmiyorum ama e, Tahir Karapınar diyor ki Selçuk Şahin'in restoran tavsiyesiyle çocukları yemeğe götürdük. Hesap almadılar. Selçuk Şahin ödedi dendi diyor. Mesajla teşekkür ettim. O da hocam her şeyimi Fenerbahçe'den kazandım. Çocuklara bir yemek ısmarlamışım. Çok mu? Demiş. Allah'a helal olsun. Ben e, bu tip şeyleri çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bu tip ısmarlama şeyler, hediyeler falan e, güzel oluyor. Yani arkadaşlık, dostluk pekişiyor. Ya Biz bu Antalya'ya geldik. Antalya'da da dostlarımız var. Özellikle Sherlock'tan <laughs> e, neredeyse bütün ekiple tanıştık. Hepsine buradan selamlar olsun. Serkan abi var Antalya'da. Serkan abime buradan selamlar olsun. Ee, İlker kardeşim vardı da İlker'le görüşemedik. Hani bu tip dostluklar güzel oluyor arkadaşlar. Normal hayatta da bu tip şeylerden çekinmeyin. Ee, Hocam insanlara bir iyilik yap, denize at balık bilmezse halık bilir. Ya her insan aynı değil ki. Kimi insana da iyilik yaptığın zaman kötülük buluyorsun. Ee, o yüzden siz insanlara elinizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışın. Varsın size insan desinler, boş Kazımpaşa Sadık çift Pınar'la 3 yıllık sözleşme imzalamış. Bazı arkadaşlar şey diyor hocam geri mi alsak acaba falan diye. Yani yaptığı hareket şey değildi. İlginç bir şey arkadaşlar. Fenerbahçe'mizde 23 Haziran'da milli takımlardan ya da izinlerinden dolayı takımlarının maçlarının geç bitmesinden dolayı geç gelen Tisserand, Max Meyer, Samatta ve Valencia Sağlık kontrollerinden geçirildi. Hocam sağlık kontrollerinden geçtiklerine göre bunların hiçbiri gitmiyor demeyin. Sağlık kontrollerinden geçmek demek gitmiyor anlamı taşımıyor. Sezonun başında sağlık kontrolü ve laktak testi yapılır arkadaşlar futbolculara. Yani dönemin başında şey gibi düşünün. E, seviye tespit sınavı gibi düşünün. Hani ne durumdalar? Yaz boyu ne yaptılar? gibisinden. Bu da hani ligi nasıl bitirdiler? O arayı nasıl geçirdiler diye. Lincoln 18 numara, Buruma 22 numara giydi. Sezon boyunca böyle mi giyecek? Ya bir nevi rastgele giydi giydiler arkadaşlar onlar. Daha e, tam ideal kadroyu vermediğimiz için gelenler, gidenler olacağı için e, forma numaraları şu an için henüz kesin değil. O konuda bilginiz olsun. E, Mert Hakan yandaş yoktu hocam Fenerbahçe'den gitti mi Mert Hakan yandaş? Mert Agan Yandaş geçirdiği mide enfeksiyonu nedeniyle FC şu kopya maçı kadrosunda yer almamış. Bilginiz olsun. Yani mide enfeksiyonundan dolayı oynamamış. Her şeye de transfer olarak değerlendirmeyin. Mesut Özil'in 23 Haziran Perşembe akşamı ya da 24 Haziran Cuma akşamı bir görüşmesi var. Jesus'la yüz yüze görüşmesi var. Hani bu Buradan çıkan sonuç ne olur? Affedilir mi? Geri döner mi? Dönmez mi? Bir şey söyleyemiyorum. Ben sadece hani görüşme olduğunu bilir, belirteyim de siz gerisine bakın bakalım. Orada Google'a Mesut Özil tartıştı yazdığınız zaman dört farklı haber çıkıyor arkadaşlar. Dört farklı kişiyle tartışması çıkıyor. Her şeyde de demeyin ki bana ya hocam böyle 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 nasıl yapacağız demeyin. Orada şu kupinle ilgili de bir duyum var. Fenerbahçe iki gol birden attı. Sunday Adetunji. Ee, bu Adetunji için Şukup 2500 euro bonservis ödemiş. Bakın 2500 euro. Ee, kim yapmış biliyor musunuz scoutingine? Matia Kezman. Kezman, Kezman bizim eski futbolcumuz. Matia Kezman. Sunday Adetunji için 3 kez Makedonya'ya gitmiş. Oyuncuyu yerinde izlemiş. 2500 euroya alınan Sande için Hırvatistan'dan 1,5 milyon euro teklif gelmiş. Şuku bir teklifi reddetmiş. Yalancının. Yani yalancının. Yani benim gördüğüm takım öyle 1,5 milyon euro teklif gelirse zıplaya zıplaya kabul eder. Onu belirteyim. İkincisi ee, Yeni Şafak gazetesi Şukupi, Sunday Adatuji için 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli beklentisi içerisinde. 24 yaşındaki golcüyle Beşiktaş ve Fenerbahçe uzun süredir ilgileniyor. Ondan şeyin haberi var mı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin? Hazırlık maçında da 2 gol atması dikkatleri çok üstüne çekti demiş. Ya Hani şimdi <laughs> ne diyeyim? Şimdiye kadar durdu durdu durdu. Fenerbahçe maçında atınca mı oldu? Çok ilginç. Ahmet Ercanlar şey demiş Zaits'le ilgili. Zaits'in satışı gündemde demiş. Satılacak demiyorum ama kendisine ilgi var. Eğer Zayt satılırsa sezonu Roma'da geçiren Sergio Oliveira transfer edilebilir demiş. Uzun zaman sonra ilk defa Ahmet Ercanlar'ın bir duyumunu doğruluyorum arkadaşlar. Yani belki de... Ee, 2022 sene olmuştur milattan sonra. İlk defa doğru diyorum. Gerçekten de doğru arkadaşlar. Zayt satılırsa Sergio Oliveira'nın alınma ihtimali var ve düşük bir bedele. Şimdi düşük bir bedele alınma e, durum var derken kiralanma durumu. Satın alma opsiyonunu kiralayabiliriz sadece. Biz bu tip bir futbolcuyu şu an için bon serviste alamayız arkadaşlar. Yine kiralamadan bahsetmişken ben şeyden de bahsedeyim. Eee... Ali Koç hani gönlünde yatan forvet belli. Alınmaya çalışılan Gabigol de belli. Ama bu işin sonu sanki Charlotte'a varacak gibi. Hocam Charlotte'tan ilgili duyumların neydi? Arkadaşlar bakın. Bir kez daha söylüyorum. Charlotte ve kulübüyle her konuda anlaşıldı. Yani hiçbir pürüz yok ortada. Fakat biz şunu dedik hani ödeme planı şu bu falan filan Inter Milan yani ya biz her konuda anlaştık. <laughs> Belki 5 dakika sonra kap açıklaması gelecek. Belki 10 dakika sonra kapa açıklaması gelecek. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Ama yarın bir gün eğer olursa hocam niye önce söylemedin? Hocam biz bilsek daha iyi değil miydi? Hocam şöyle böyle demeyin arkadaşlar. Yani bu Sergio, Oliveira ve Charlotte'un olma ihtimalleri var. Yüksek mi? Hani yüksek diyemem. Ama düşük mü? Düşük de diyemem. Bakalım şartlar zaman ne gösterecek arkadaşlar. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Yani yüzde ver derseniz yüzde de veremem açıkçası. Antalya Spor'da Fernando'nun serbest kalma bedeli 1 milyon euro diyor. Bunu zaten herhalde başkanlar da açıkladıydı. Fernando ile Galatasaray ve Suudi Arabistan'dan bir takım ilgileniyor demiş. İnşallah alırsa da Suudi Arabistan'dan takım alır. Eee şimdi Antalyaspor'da Fernando'nun olası ayrılığını düşünerek orta saha için Tolga Ciğerci ile söz kesmiş. Ben diyorum bu Tolga Ciğerci Fenerbahçe alsa kızarsınız, edersiniz ama yani bakalım ne olacak. Biz Tolga Ciğerci alacak olsak çıkar bir şeyler söylersiniz. Yani Antalya adına bence müthiş hamle olur. Yani sezonun en iyi oyuncularından biri Başakşehir'den. İlginç yani. Nuri Şahin'le de iyi bir birliktelik olur. Ha Birçok arkadaşım da diyor ki yani hocam diyor eğer Galatasaray Fernando çeker biz de salak salak gider işte William Da şu bu e, William Carvalho Da ne William Carvalho alamadık diye saçma sapan isim alırsak işte o ara o falan alırsak çıldırırım diyor. Vallahi ben bir şey diyemem. Şimdi Jorge Jesus'a da iş öğretmek hiçbirimizin haddine değil. O adamın illaki gördüğü bir Fenerbahçe var. İllaki gördüğü bazı gerçekler var. İllaki gördüğü Eksikler var, fazlalıklar var. Hani benim şahsi fikrim yakaladığını, bulduğunu havadan, karadan, yerden atacak bir tane golcü şart. Şart oğlu şart. Yani şart oğlu şart. Bir tane mutlaka bu, bundan lazım. İkincisi de bu golcüye pozisyon hazırlayacak ya da kendi pişirip kendi yiyecek bir golcü kanat şart. İkincisi bu. Üçüncüsü Ferdi'yi yedekleyecek. Solbek dördüncüsü kaleciyi yedekleyecek. Kaleci orta saha durumuna göre şu an benim kafamdaki orta saha Crespo 1, İsmail Yüksel'i oynatacağını zannetmiyorum. Bana göre yetenekli bir çocuk ama zannetmiyorum. Mustafa'yı göndereceklerini düşünüyorum. Mert Hakan 2 diyeyim. Yani Crespo Mert Hakan Lincoln Arda Güler Bakın 4 tane isim var. Ben orta sahaya merkez orta sahaya mutlaka ve mutlaka en az bir en fazla iki isim alınacağını düşünüyorum. Bak. Yani Zayis giderse, Mustafa giderse, Ozan zaten gidiyor. Mesut giderse 4, Sosa zaten gitti 5. Bu kadar kişi gitmişken oraya mutlaka. Ha, şunu söyleyeyim. Tolga Ciğerci'nin anlaş. Al sana yedek orta saha. 400 500 bin euro oynatırsın ha. Al sana yedek orta saha. 1. İkincisinde hani Oliveira'yı mı çekiyorsun? Çek. Ha, Crespo, Olivier'a Lincoln. Ya Porta Yedekleri. Tolga Ciğerci, Mert Hakan, Arda Güler bak Üç tane de Türkiye'deyi var. En azından bir şey olursa böyle olur. Hani yoksa Fenerbahçe eğer golcü almazsa şampiyonluk çok çok zor. Yani forvet ve kanat şart olacak diye düşünüyorum. İnşallah bunlara onlar olmazsa olmaz bence bu. İsmail Yüksek demişken onu da unutmayalım. Altın Ordu'nun hedefi Fenerbahçe'de İsmail Yüksek diye bir haberimiz var. E, SporToto Süper Lig'de bu sezon iddialı bir SporToto 1. Lig'de iddialı kadro kurmak isteyen Altın Ordu biliyorsunuz düşmeden son anda kurtulduğu için de bir şeyler de istiyor. Düğmeye basmışlar ve Fenerbahçe'li Yıldız için girişimlere başlamış. Henüz Yıldız değil, İsmail Yüksek ama iyi bir isim. Son olarak yerde dikmeni almışlar. İsmail Yüksek'i de kadrosuna katmak için girişimlere başlamış. Fenerbahçe'ye teklifini iletmiş. Geçtiğimiz yılın Bursa'da kiralık geçen İsmail Yüksek Balıkesir Adana Demirspor'a kiralandı. 2025'te sözleşmesi sona eriyor. Ben şunu söyleyeyim. Altınordu'dan biz zamanında Berke'yle Barış Alıcı'yı aldık. Hem de yüksek bedeller ödeyerek aldık. Eğer İsmail Yüksek'i istiyorlarsa 1,5-2 milyon eurodan aşağı paraya satmayın. Satmayın. Onlar zaten kararlıysa, o ışığı gördüyse parayı verir, alır. Yoksa satmayın. Ve son haberimiz Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve 1959 açıklaması. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası 5 yıldız açıklaması. Şimdi bak ya da haber okuduktan sonra söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi başvurusu hakkındaki sorulan soruyu yanıtlamış. Ee, Fenerbahçe'nin 59 öncesi şampiyonluk başvurusu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Spor Smart'ta Canlı yayında yaptığı konuşmadan bu konuda yeterli bilgi sahip değilim bilgi bilgi sahibi değilim önümüze de gelmedi demiş. Ne oluyor lan? Mehmet büyük şey şeyi Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var demiş. Şimdi bu açıklamadan herhangi bir şey çıkarmak mantıksız değil mi? Yani e, 59 öncesine ilgili hani yok mu dedi, evet mi dedi, hayırlı olsun mu değil mi? Değil mi? Mantık olarak değil. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Eğer talimatla gelseydi başa, eğer Fenerbahçe aleyhine gelseydi başa, ilk kuracağı cümle ne olurdu 59 öncesi sorulduğu zaman? Ve hani çok çok yuvarlak bir şey konuşurdu. İncelemelerimi sürüyor şöyle böyle bak benim önüme gelen bir şey yok diyor. Benim önüme gelen bir şey yok çok salakça gelmedim mi de? Yani Türk kamuoyunda, Türk futbol kamuoyunda bu konunun bir senedir bekletildiği masada durduğunu bilmeyen var mı aranızda? Yani herhalde bu kadar cahil yoktur. Federasyon başkanı olup da bunu bilmeyece bilmeyebilir mi? Zor. Bence şunu diyor. Diyor ki çeşitli görüşmeler var diyor. Şöyle yapayım. Bence Mehmet Büyükekşi diyor ki çeşitli görüşmeler var gerek Cumhurbaşkanlığı nezdinde gerek kulüp başkanları nezdinde gerek kulüpler birliği nezdinde biz bunu kabul edeceğiz. Ama ne zaman edeceğiz? Şimdilik <laughs> Fenerbahçe yavaş yavaş 5 yıldızlı logoyu çıkardım. Formasına da 5 yıldızı ekleyecek. Hani e, futbol takımının sağ içindeki formasını olmasa da taraftar formasını ekleyecek. Gözler alışacak. Ve biz de birden bire kabul edeceğiz değer gibi geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Orada Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan için sorulan soruyu da yanıtlamış. MHK başkanı için görüşmeler yapacağız. Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz demiş. Hocam yani sen hayırlı olsun diyorsun ama ortada hiçbir şey yok. Arkadaşlar bak 59 öncesine hiçbir baba yiğit konuşmuyorken ben konuştum. Beş yıldızı hiçbir Allah'ın kulu ya şimdi bu duyumcu muyumcu dediklerine bakmayın. Bir kısmı soytar onların. Hiçbir baba yiğit çıkıp da 5 yıldızlı logoyla ilgili herhangi bir şey kullanamasam ben evimin duvarına duvar kağıdı yaptırdım 5 yıldızlı. Tablo yaptırdım 5 yıldızlı. Açın 2018'den beri kanalın videoları var. Açın. 97 bin 98 bin izlenen maç tekrarı diye bir video var. Açın izleyin. Kanalda katkınız olsun. Ya Allah aşkına o günlerde hiç kimsenin konuşmadığı şeyi ben konuşuyordum. Mesut Özil. Mesut Özil'in e Fenerbahçe'ye geleceğini kaç sene önceden söyledim ya. Şu tarihte gelecek Fenerbahçe diye. Kimse ihtimal vermezken ben ne diyorsam o devre arasında geleceğini konuştuk, ettik. Vesaire vesaire. Yani bu kadar şeyi konuşmuşken ilginç yani. Beş yıldız içinde aynısını söylüyorum. Er ya da geç kabul edilecek. Ya seve seve ya zorla kabul edecekler. Ama kabul edecekler Mehmet Büyük Ekşi Federasyonu kabul edecek mi? Edecekler ama ne zaman? Bakalım arkadaşlar. Uygun ortam aranıyor. Uygun şartlar aranıyor. Hani bir kan bağışı olur, ne bileyim bir e, organ nakli olur. Uygun döner aranır ya. Uygun zaman bekleniliyor. Her ya da geç o 5 yıldız olacak. Siz buradan neyi anlayın? Taraftar formalarının 5 yıldızlı üretilmene çalışıldığını anlayın. Ben de Fenerbahçe'ye diyorum ki ya Mesela şu üstündeki forma. Arkadaş de ki 20 liraya 5 yıldız basıyoruz. Getirin formalarınızı. Eski bütün formalarınızı getirin. 20 liraya 5 yıldız basıyoruz. Müthiş bir gelir elde edilir. 1 milyon tane formaya bas 20 liradan. 20 milyon TL. Çok basit değil. Bugün Fenerbahçe YouTube katılın. Aylık e, gelir 2 milyon TL'nin üstünde arkadaşlar. Bilginiz olsun. 2 milyon TL'nin üstünde. Sadece YouTube katıl geliri var. Hani diğer normal videoların izlenenlerin reklam gelirini falan filan saymıyorum. Hadi onlardan da bir iki buçuk elde etsin. 5 milyon lira Fenerbahçe'nin nereden baksanız aylık sadece YouTube'dan gelir skalası var. Yılda 60 milyon TL yapar. Yapmayın etmeyin gözümüzü seveyim. Yani Fenerbahçe sırf YouTube'dan 60 milyon kazanırken ee, bir de şunu sorayım. Yeni sezon formaları 5 yıldızlı olursa ya taraftar forması ya da normal forma kesin alırsınız değil mi? 5 yıldızlı olursa. Başlangıçta yıldızsız çıksın. Fark etmez. Sonradan 5 yıldız eklenirse kesin alırsınız değil mi arkadaşlar? Hani fiyatta 555 TL civarında. 555-700 arasında. Hadi bakalım görelim sözünüzü tutacak mısınız? Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeseniz seviniriz. Görüşmek üzere.